Arkadaşlar merhabalar. Tarihimiz 9 Nisan. Karşıda gördüğünüz çukurlar asansörlerin olacağı çukurluklar. Karşıda gördüğünüz de zannedersem yükleme testinin test başlığı, test kirişi. Yakınlaşıp bakalım oraya da. Burası asansör çukuru. Şu bir kazık. Şuradaki bir kazık. Şurada bir kazık var. Şurada da bir diğer kazık var. Tabi makina buraya girmiş. Buraya girince bunları ezmiş haliyle. Artık onlara çok ehemmiyet yok. Çünkü temelin donatısı buna bağlanmayacak zaten. Yine şuraya bir tane kazık denk gelmiş. Bir tane de onun hizasında şurada karşıda var. Diğerleri kurtarmış veya sıyırmış. Şimdilik toprak kendisini tutabiliyor. Yalnız arkadaşlar, asansör çukurlarınızı kazdırdığınız zaman size tavsiyem, eğer toprağınız kendisini tutamayacak bir topraksa bir an evvel ya bir perde beton attırın ya da bir şekilde önleminizi alın. Çünkü bu toprağı ben tanıyorum. Bu toprak güneşi ve suyu gördüğünde ufak ufak öğünüp aşağı gelebilen bir toprak. Bu da yakın zamanda sürekli döküntü olarak aşağı inecektir. Direkt asansörün yanına da test başlıklarını koymaları, test kübünü koymaları veyahut da test kirişini koymaları biraz ilginç olmuş. Acaba başka bir noktaya koysalar daha iyi olmaz mıymış diye düşünüyorum ama kaynak yaparken yakalamayı denedim ama malzeme alışverişle uğraşmaktan bir türlü kaynak yapımını çekemedim. Aşağı bölgelerin kaynakları bayağı sağlam görünüyor. En azından şu bölüm bayağı sağlam görünüyor. Ama şöyle baktığımda sanki bendeki kaynaklar daha iyiydi. Bunlar biraz daha zayıf olmuş gibi. Neyse, adam sonuçta kaynaklamış buraya. Kaynaklarını yapmış. Aşağıdaki freezer arkadaşlar. Şu freezerin her biri teker teker buraya kaynaklanıyor. Şimdi projesini tabii göremiyorum. Arkadaşlar projede yanlış hatırlamıyorsam, kendi projemi açıp gösterebilirim inşallah bulabilirsem ama projede eğer yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir ibare vardı. Süreklilik testi isteniyordu. Kaç kazıkta bir, sayısını hatırlamıyorum ama işte sallayarak konuşacağım. İşte 5 kazıkta bir, 10 kazıkta bir süreklilik testi denilen bir test var. Ondan isteniyordu ve süreklilik testiyle alakalı tabii ki artık birimleri vardı. Hani şu birime göre yapılacak şeklinde. Yine aynı şekilde mesela burada da yine bir yükleme testi isminde olması lazım. Yükleme testi yapılacak diye bir ibare vardı. İşte bu gördüğünüz testin adı yükleme testi. Bununla alakalı bir videom vardı. Gelen teknik arkadaş, tekniker arkadaş, bu işin teknik işiyle uğraşan arkadaştan birebir bilgi aldım. Aldığım bilgiyi de amatör şekilde çektiğim o dönemlerdeki videolara bunu yansıttım. Bazı bu arkadaşta uzman olduğunu düşünen arkadaşlar dediler ki bu kadar yükün uygulanmasının mümkünatı yok. O adam yalan söylüyor şeklinde ibareleri duyduğum vakitte videomdaki bütün ses olayını kaldırdım. Müzik koydum. Neden bunu yaptım derseniz, eğer bir yanlışlık varsa, doğruluğundan çünkü emin değilim. Eğer bir yanlışlık varsa başka arkadaşlar da yanlış bilgilendirmemek adına o videomu sesini kaldırdım. Videomda da emek sarf ettiğim için de videomu silmek istemedim. Bu gördüğünüz yükleme testi arkadaşlar. Projesini bilmiyorum. Proje yazar 380 ton uygulanacaktır der. 500 ton uygulanacaktır der. Bilmiyorum. Orada o bir rakam vardır. Şimdi bu rakamın olayı şudur. Buradaki çökmeler, yani bunda yapılacak bir çökme olacak ve bu çökmeyi de bir böyle ufak tefek böyle bir basınç ölçerler var. Pardon, basınç diyorum. Çökme ölçerler var. Ve bunu ölçen aletlere de buradaki çökmeleri ölçecekler. Yani şuna bakacaklar. Kabul edilebilir. Sınırlar içerisinde çökme olmuş mu, olmamış mı? Buradaki temel mantık bu. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ya bazı maalesef arkadaşlarımız var. Gerçekten morali bozmayı çok seviyorlar. İşin gelip gidip abidik gubidik şeylerden çok takılıyorlar. Buradaki olayı ben şunu yansıtmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın, burada
fore kazığı yaptık. Ve burada yükleme testi yapılıyor. Veyahut da bazı yerlerde sanırım basınç testi diye geçiyor. Neyse, yapılıyor. Ve bunun mantığı şu diyorum. Bu adam hidrolik bir motorla hidrolik yağ veriyor. Şurada görmüş olduğunuz pistona. Aşağıda görünüyordur. Şuradan veriyordur ama çıkıyordur her neyse. 2 volt giriyor buna. Bu yağı veriyor. Bu kirişi kaldırmaya çalışıyor. Bu görmüş olduğunuz piston şuradaki kirişi kaldırmaya çalışıyor. Burada kiriş de sağ ve solda bulunan bu frizlerin bağlı olmuş olduğu kazıkları haliyle bir tarafı çekiyor, bir tarafı bastırıyor. Yani sonuçta gücü, kuvvetini oradan alıyor, buradan bastırmış oluyor. Bu şekilde ne kadar çökme kalkma olduğunu yüklenen test sonucu görebiliyorsunuz. Galiba bu testin birkaç farklı versiyonu var. Bir aniden yükleme var. Bir böyle uzun süreli yükleme var. Herhalde bayağı bir uzun süreli, saatler süren bir yükleme var. Yavaş yavaş yapılan yüklemeler var. Biraz internetten baktım. Arkadaşlar maalesef gerçekten söylüyorum, araştıracak kadar bile vaktim olmayabiliyor. Bugün sabahtan beridir gözüm burada. Sürekli buraya çekmeye çalışıyorum. Bakın saat şu anda 5 olmuş. Ve ben şantiyenin içerisinde bazı toparlamam gereken yerlerim var. Onları toparlayamadan geldim buraya ki sizin için buradan biraz görüntü alıp size bu görüntüleri yansıtayım istedim. Yanlış yapılan bir şey varsa beraber görelim. Doğru yapılan bir şey varsa beraber görelim. Ama bu işin mantığını da görmüş olalım. Çünkü fore kazığı yapıp hiç test yapmayanlar da var. Bu testi de müteahhitler veya buradaki kooperatif arkadaşların keyfinden yapmıyorlar. Belediye istiyor. Belediye bu testi yapılırken başında bulunuyor zaten. Benim yaptığımda da öyleydi ama o an çekemedim. Belediye bu testi yapılırken başında duruyor. Çökmeyi, kalkmayı kendisi görüyor. Ve saatlerce durmuyor. Bundan dolayı ani yükleme yapıyorlar. Bu ani yüklemeleri belli miktar yüklüyorlar. Hatta bahse geçen projedeki yükün de üstüne yükleme yapıyorlar. Ve bakıyorlar bir değerlere. Değerlerin ortalamasına doğru, yanlış hatırlamıyorsam benim videomda var. Videomun sonunda da benim çekmiş olduğum videonun linkini ekleyeceğim. Burada ölçüm yapan böyle iyi, yani böyle nasıl diyeyim size. Şöyle şu çivi gibi şöyle durmuş. 3-4-5 yerde cihaz var. Bundan ortalamasını alıp ne kadar çöktüğüne bakıyorlar. Hatta ölçüm olay bittikten sonra test yapan arkadaş 1000 ton verdiğini söyledi. Maksimum yükleme yaptım işte 1000 ton verdim dedi. Hatta benim de zaten video başlığı maksimum yükleme şeklinde geçiyordu. 1000 ton verdiğini söyledi. Vermesindeki kayıt sebep şuydu. Şunların kaynaklarını, şu kaynakları biz kesmeyle uğraşmayalım, kendisi atsın diyerekten böyle bir şeye kalkıştı. Çok fazla bir yükleme yaptım işte. Bayağı orada açmıştı. Hatta borulara falan biz yaklaştırmamış, uzak tutmuştu. Eğer herhangi bir yerden boru delinirse oradan çıkan hidrolik yağ sizi dahi kesip atabilir. O kadar şiddetli ve basınçla geliyor dedi. Arkadaşlar ben bilmem. Ben bu testi yani belki bir kere yaptırdım bütün meslek hayatım boyunca. Şu anda ikinci defa sizinle beraber burada göreceğim. Araştırmak ayrı, soruşturmak ayrı bir mevzu. Bir de araştırdığınız zaman her bir bilgiyi bulamıyorsunuz arkadaşlar. Herkes benim gibi buradaki yapılan işi çekip size sunmuyor. Herkes bu işin ticari yoluna başvurmuş. Herkes bu işin ticaretinden faydalanıp para kazanmaya çalışıyor. Yani ben size burada bazı bilgileri sunuyorsam ya kusura bakmayın, bunları siz herkes yapmıyor. Bunu gören bazı arkadaşlarım da doğru bilgiyi piyasada vereceklerine getirip benim videomda bana biraz saldırıya geçtiler. Biraz usluplar yanlış oldu. Biraz doğru oldu. Yani tabi bunlar hoş şeyler değil. Çünkü bir özveriyle ben bu videoları çekmeye çalışıyorum. Öyle veya böyle. Sonuçta biz bir platform oluşturduk. Bu platform altında konuşuyoruz, tartışıyoruz. Doğru yanlış bulmaya çalışıyoruz. Tabi saygı çerçevesi içerisinde. Ama arkadaşlar maalesef ister istemez yanlış bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. 1000 ton buraya yükleme yapılamayacağını, böyle bir yükün olmayacağını söylüyorlar. Halbuki ben az evvelki bir araştırmamda 2500 tona kadar yükleme yapıldığını fark ettim. Neye göre söylediler bilemiyorum. Ancak göreceğiz. Buraya da arkadaş, teknisyen arkadaş buraya gelip bunun basınç testini yaparken, yükleme testini yaparken başında bulunmaya çalışacağım. O arkadaşla inşallah konuşmaya çalışacağım. Soracağız. Bakalım o arkadaş ne diyecek. Ben de tabii ki o süreye kadar bir iki araştırma yapacağım. Neymiş ne değilmiş. Ona göre inşallah sizleri doğru bilgilendirmeye çalışacağım. Yalnız lütfen yapacağınız yorumları saygı çerçevesi içerisinde yapalım. Ben de bu videoları çekmeyi sürdürebileyim yani bu şekilde.
Yani kimsenin de moralini bozmaya, kimseye de hakaret etmeye gerek yok. Ben engellemek istemiyorum. Bir iki arkadaşım oldu bu bazı imalatlarım hakkında. Bir iki yani çok tuhaf, abuk subuk, ağza alınmayacak laflar şeklinde bir iki giriş yaptı. İmalatlar yanlış olabilir, eğri olabilir, bozuk olabilir. Ama ifade şekli bu değildir. Buna katılmıyorum. Kaldı ki ben bu piyasa içerisindeki belki de en düzgün bir şekilde imalatımı yapmaya çalışan bir insan olarak kendimi adlandırıyorum. Bu arada bunu ben daha önce çekmiştim. Buradan boşalmıştı beton. Üstüne ilave yapmışlar maalesef. Yani umarım testi düzgün bir şekilde sunabilir. Düzgün bir şekilde test verebilir. Umut ediyorum test sonucu doğru çıkar. Arkadaşlar bu şekilde bir belirtme yapmak istedim. Kusura bakmayın. Ancak sizler de beni inşallah anlayışla karşılarsınız. Bu videoyu hemen yayınlayacağım. İnşallah yarın yaparlarsa testi devamını sizinle paylaşırım.